kolay gelsin. Eyvallah. Gülçü! Günaydın usta. Sen öyle bir çay çek. Devam edin. Arayan soran var mı onu? Yok usta, herhangi bir problem yok. Şevkat! Günaydın. Günaydın Şevkat. Günaydın. Ne olmuş lan bunu? Agıcım, millete rapor olacak gün sonu hesabı. Sen günaydın şekli falan ayırdın. Nerenin günaydını lan? Bu jetlag mı oldun oğlum? Oğlum bak zaten canım sıkkın, üstüme gelmeyin. Vallahi sadece kalbinizi değil, komple kırarım ha. Boş ver onları. Ne kusursuz insan ara, ne de insanda kusur. Hayırdır, ne sıktı canını? Esin ağaçtan düştü, ayağını kırdı. Değil abi. Kızlar, sizce şu ayak hiç kırığa benziyor mu? Nasıl yani, kırık yok mu? Çatlak bile yok. Ya kırık diyor da en fazla çatlak diyor. Esin ne işi varmış la ağaçta? Ya bunun bir işi vardı ağaçta, bu çıktıydı. Dedim dayım getirin merdiven dedim. Yok dedi. Şimdi iddia var ya aramızda. Bugün de iddianın son günü. Ondan inat etti yani. Esin, bu neyin inadı? Sen neyin peşindesin? Bir şey deneyeceğim ya. Lan nasıl bir şey deniyorsun? Ben o ağaca tırmanırken Şevkat aşağıda çok eğleniyordum. Şimdi eğlenme sırası bende. Ulan bir eğlenek dedik, şu başımıza gelene bak. Vallahi benim yüzümden düştü bu ağaçta. Hayır hadi o inat ediyor, ben niye inat ediyorum? Daya merdiveni, bekle orada. O mecbur inecek zaten. Yüzme kendini. Nereden bileceksin? Yani sen Şevkat'ten intikam almak için böyle bir numara yapıyorsun, öyle mi? Aynen öyle. Biraz abartılı olmuyor mu? Bana Şevkat'i savunmayın kızlar. Onun bana neler çektirdiğini bilmiyor musunuz sanki? Evde biz soba kurmaya çalıştık. Bir yardım edeyim dedim mi gelip? Yok. Ya benim evime hırsız girdi. Adam kılını bile kıpırdatmadı ya. Ben o ağaca tırmanmaya çalışırken o aşağıdan böyle kah kah gülüyordu. Ama şimdi gülme sırası bende. İntikam zamanı. Ben bu ayağım sakat diye var ya, Şevkat'e bütün işlerimi yaptıracağım. Siz izleyin. Hadi neyse gel alalım şu boyaları. Merhabalar. Ya o değil, bir emanete sahip çıkamadık, ona yanıyor. Ya kız mahalleye geldiğinden beri başına gelmedik, iş kalmadı. Usta, önce kızın aklını aldın, sonra bacağını kırdın, sırada ne var? La bebe hatırlat da bir ara seni şöyle geniş zamanda bir döndere döndere döneyim. Bak şimdi zamanım kısıtlı, o yüzden tam performans gösteremeyeceğim. Yürü lan dükkana. O zaman hayırlı işte. Kendi kendini yiyip bitirme. Olana üzülmektense daha kötüsü olmadı diye sevinmek gerek. İyi bari, göbek atak. Şevhat! Şevhat! Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi benim bu ayağımı yalandan bir alçıya alacağız, sonra siz beni eve bırakın. Dah ya, şu galerideki işlere bugün başlamak gerekiyor, yoksa yetişmeyecek açılışa. Siz ona başlayabilir misiniz? Ya sen merak etme, o iş bizde. Biz hallederiz. Hallederiz, hallederiz. Ay süpersiniz. O zaman beni eve bırakın, ben de evde Şevkat'a eziyet etmenin keyfini çıkarayım. Hadi. Bagaj açsın. Bagaj aç. Kardeş, öldüm. Ciğer oldu pare pare. Olsan ala şu derdime bir çare. Oğlum bak zaten canım sıkkın. Bir de seninle uğraşamam. Hadi abis. Hadi abis uza. Şevkat, tezene diyor ki anamla babam barışmadan seninle evlenmem. Sen şu tatlı dilinle bir konuşsan da barıştırsan şunları. La Selo, kardeş senden bir şey istesem yapan mı la? Yani ne istediğine bağlı, dinliyorum. Şunu anladığı dilden konuş ya şunla. Hay hay. Bak dükkana geldik, dükkana bakamadan gönderiyor. Sağlı sollu giriştiniz ya. Hadi eyvallah. Şevkat. Az bir saniye. Gel kardeşim. Bir dakika dur ya. Yapacak bir şey yok. Gel lan buraya. Sakin sakin bir şey yapalım. Bir dakika dur ya. Gel bir şey söyleyeyim sana. Cahil bir şey var mı? Ne var? Anne. Geç lan! Geç oğlum, geç. Ama Tufa'ya nasıl düştüm ben? Oh. Ah. Vallahi kan geliyor. Hiç kanamadan öleceğim ben galiba. Ne var be ya? Ah. Ah. Oh. Cuma! Ne yaptın oğlum kendine?
Bana bak lan. Yoksa zincirli kuyudan metrobüse mi bindin? Metrobüs bana bindi be. Alkanız olsun insansız adamla. Koskoca Cuma Usta'yı kandırıp telefonla o psikopatın yanına gönderdiğiniz adam beni dövmekten beter etti be ya. Geçmiş olsun ya, bıyıklı kandal. Bu da lan. Geçmiş olsun Cuma. Geçmeyecek be ya. Geçmeyecek ama ben onun intikamını alacağım. Gel. Git aç, git aç. Benim canım. Hadi aç. Gel. Buyurun. Selam. Oo, kimler gelmiş ya? Eserini görmeye geldin herhalde bak. Kırılmış işte. Allah Allah. Nasıl kırılır ya? Kırılmaması lazımdı. Bakayım. Ay. Bayağı da açığa almışlar. Allah Allah. Nasıl olur lan? Ne oldu? Niye geldin sen? Sana bakmaya geldim işte. Niye geldim? Kümesteki yumurta mıyım ben Şevkat? İnsan eline bir çiçek alır da gelir. Hastayız herhalde. O zaman ben gideyim. O aşağıdaki ağacı kökünden söküyüm, getireyim senin odana, dikeyim çatıyı da yıkayayım, oradan da ucunu çıkarttırayım. Arada canın sıkıldıkça sen ona tırmanırsın, hiç olmazsa düştüğünde de yatağa düşersin, böyle sağın solunu kırmazsın. He, evet evet. Ne kadar ayıp. Benim arkadaşım bacağı kırmış, sen bir de geldin buraya bıdı bıdı azarlıyorsun. Çok ayıp, çok. Şefkat göstermelisin, şefkat. Hah. Evet, sen hem doğru söylüyor. Lütfen Esin'e şefkat göster. İzin verirsen biz de görelim. Ay ne kadar eğleniyorsunuz maşallah. Şefkat mı görmek istiyorsunuz siz? Evet. Buyurun o zaman gidelim benim kümesteki tavuklara nasıl şefkat gösterdiğimi görün. He? Belki orada biraz daha edep, adap, terbiye öğrenirsiniz onlardan. He? Hadi buyurun. Hadi buyurun gidelim. Şşt, hop hop hop. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun? Ne yapıyorsun ya? Yok canım ne kovması? Ben hanımları bir tabiat gezisine çıkartacağım. Tavuk görsünler, organik tavuk. Ben tavuklarımı böyle sizin gibi nadide hanımefendilere örnek teşkil edecek şekilde yetiştiriyorum. Sen de bir horozu mu örnek alıyorsun kendine yani? Bak yine tatlattı espriyi vallahi. İçten gülüyorum içten, böyle gülüyorum içten. He horozu örnek alıyorum. Gel bakalım onu da kümeste istersin. Beni şu amuk ağaçıyla şöyle yan yana koy. İkimizi bir kıyaslarsın. Ha? Hadi buyurun kümeste gidelim artık. Kalkın kız. Kalkın adamını atma. Kalk. Bak yürü. Şevkat ne yapayım? Ablacığım ya hasta ziyareti kız. Şevkat. Allah Allah. Buyurun. Buyurun ablacığım. Kapıyı da açın. Ne yapıyorsun? Bu da terbiyesiz. Şevkat. Hayret bir şey ya. Ya biz siz de gitmeseniz niye gidiyorsun? Ya sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Benim arkadaşlarımı evimden nasıl kovarsın? Ne hakla ya? Deli misin? Sus kızım tamam ya. Allah Allah. Amme hizmeti diye bir şey var ya. Kamu yararına yapıyoruz. Çevre temizliği. Kafa bu da kafa. Bu ne kardeşim? Kalk kalk kalk. Git git git. Dünya bu kadar komik mi? Ayrıca sen niye basıyorsun o ayağının üstüne ya? Hayır. Bırak ya. Ya bırakır mısın? Otu şöyle. Alo, beyefendi merhaba. Ben Esin Uçar. Dün konuşmuştuk telefonda. Bugün odun bırakacaktınız bana ama gelmedi hala. Esin Uçar mı? Ha, bir yanlışlık olmasın hanımefendi. Biz böyle bir sipariş almadık. Nasıl olur ama dün konuşmuştuk. Hatta ödemeyi de kapıda alacaktınız. Bugün bırakacaktınız odunları. Hanımefendi bir yanlışlık olmalı. Ama beyefendi bakın benim çok az odunum kaldı ve zor durumdayım çünkü... Ne yazık ki bugün ayağımı kırdım. Yerimden kıpırdayamıyorum yani. Siz gönderseniz olmaz mı odun? İnanın böyle bir sipariş almadık hanımefendi. Yani size yardımcı olmak isterim ama kamyonet burada değil zaten. Ya demek gönderemiyorsunuz yani ben donayım burada. Odunum falan olmasın, sobamı yakamayayım pek. Kardeş ben Şevkat. Çarşıda yumurtacı dükkanım var. Esnaf adamım. Ha, sen de esnafsın hani yerin yurdun belli. Şimdi ya o odunları hemen buraya getirirsin ya da akşam ben oraya geldim. Abi yani vallahi... Kardeş bak vallahi baltayla geldim. Bütün odunlarını teker teker kırarım. Araya da seni odun diye karıştırırım. Anladın mı beni? Anladım abi. Anladım. Hemen yolluyorum abi. Kaç kilo lazımdı abi? Ne kadar lazım? Bir 300-400 kilo. 2 ton. 2 ton. 2 ton. 2 ton. Adres neydi abi? Tamam yaz. Neşe Sokak. Kapandı mı bu? Kapandı. Senin yardımını istemedim ama sağ ol. Ben sana yardım etmedim ki, adama yardım ettim. Ya yazık şimdi durduk yere kafası gözü yarılmasın değil mi? Neyse şey yapma ben bir gideyim bebeleri organize edeyim de şu odunları modunları. Olay yandım. Hadi. Ya içeri içeri salla kardeş.
Yavaş kardeş, kapıyı kıracaksın ya. Tamam, sağ olun. Elinize sağlık. Sen de sağ ol, eyvallah. Elinize sağlık. Ne kadar abi? 1000 lira kardeşim. Tutsana şunu. Şöyle vereyim ben. Teşekkür ederim kardeşim. Hadi, kolay gelsin. Sağ olun. Size de hayırlı günler. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sen... Şunu da tutsana. Kızım ne yapıyorsun ya? Odun taşıyacağım. Ya saçmalama he ya. Yok daha neler artık ya. Eli yedi aldın değneğe bedevi gibi. Sakat kırık ayağınla bir de odun taşıyacağım. Bırak ben taşırım. Ha, tabii taşırsın. Sonra da bana yardım ettim dersin. İddiayı kaybettin dersin kesin. Ben kendi odunumu taşırım. Ya kızım saçmalama. Bunun iddiayla falan bir alakası yok ya. Tamam unut iddiayı. Ben taşıyorum. Sen bir tanesine bile elin üstünde. Ben hepsini taşırım. Bırak. Şunu da alayım. İyi madem bu kadar ısrar ediyorsun. Şu. Esin, Esin, ah kuzum, mavre büblem o. Apahal söyledi, ayağını sakatlamışsın, geçmiş olsun. Ha sen bunların hepsini yapabilecek misin? Çağırayım çocukları. Yok, yok, yaparım ben, yaparım. Ama olmaz, olmaz öyle, ben gideyim çağırayım çocukları. Yok, 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 zaten Şefkat de burada, biz hallederiz, teşekkür ederiz. Emin misin? Eminim, eminim. Bak kızım ben gidip çağırayım mı seni? Yok, niye? Çünkü Şefkat yardım çağırdı, zaten gelecek onlar. Ama dikkat et, tamam? Hadi. Tamam. Dikkatli ol çocuğum. İyi günler. Ben Zeynep Bey'i arayayım. Hem bir geçmiş olsun diyelim. Ah adamın bir kızına sahip çıkamadık canım. Alo. Ha Zeynep Bey'ciğim ben Marika. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şey ben bir geçmiş olsun demek için aramış idim. Anlamadım. Haberiniz yok mudur? Allah Allah. Hay Allah. Ben şimdi aslında... Yok babacığım bir şey merak etme. Ne demek yok bir şeyim baba? Marika Hanım öyle demiyor ama. Ağaçtan düşüp ayağını kırdı dedi. Aman bırak öyle bilsinler ya. Şefkat bugün biraz kaşındı da. Ben de o yüzden numara yapıyorum. Ayağımı alçıya bile aldırdım baba. Büyük organizasyon yapıyorum burada. Ne numarasıymış bu Esin? Bak gene tımarhanede bitmesin bu işin sonu. Ay yok baba merak etme. Küçücük bir şey bu. Senin aklın kalmasın tamam mı? Hadi konuşuruz. Öpüyorum seni. İyiyim ben merak etme. Hadi bay bay. Böyle karga gibi seke seke. Dur, dur ben kucaklayayım seni. Yok, yok. Hiç gerek yok. İstemiyorum. Hayırdır? Ne yapıyorsunuz? Ya yok. Esin'in ayağı kırıldı da ona yardım ediyordum. Ayağım mı kırıldı? Öyle oldu. Bana neden haber vermedin Esin? Sana ne kadar değer verdim bilmiyor musun? Biz seninle sevgili değil miyiz? Neyse tamam. Gel ben zaten seni almaya geldim. Yok yok gerek yok ya. Bora ben yürürüm bırak beni. Olmaz olmaz taşırım ben. Bora lütfen bırak beni. Ben durabiliyorum ayakta. Ya olmaz. Ayağın kırık. Seni biraz kaçıracağım burada. Bora bırakır mısın lütfen? Ya ben gelemem bir yere. Bir sürü işim var benim. Keşke arasaydın mı gelmeden önce? Ya sürpriz yapayım dedim. Bak benim seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu vardı. Bora bugün olmaz. Yarın müsait olur musun peki? Bilmiyorum. Yarın konuşalım olur mu? Peki. Telefonunu bekliyorum. Thank you.
Şevkat, Şevkat. Ne oldu? Varsa baltanı rica edebilir miyim? Balta mı? Senin gibi Paris leydisin ne işi olur baltayla? Hala Paris leydisi diyor ya. Odunlarımı keseceğim. Ya konuşuyorsun sen de Allah'ın. Şu halinde şu odunları nasıl keseceksin? Tamam, şey yapma, ben görevim. Ama benim ayağım kırık diye şimdi sen tek başına 2 ton odun mu kıracaksın? 2 ton değil mi? Kırarım ya, şey değil. Ben daha önce 4 ton falan da kırdım ya. Şey an ben hallederim tamam. Aa, iyi tamam o zaman, hadi kolay gelsin. Tamam ben seke seke giderim buradan. Kapıyı kapatıyorum, içeride soğumasın. Kolaysa başına gelsin. Hayatında ilk kez odun söyledi, gitti 2 ton söyledi onlara. Kıracağız, ne yapalım? Kıracağız. Oturuyorlar işte. Vallahi yarı cimciğe vursun abi. Şevkat abi. Aa, Pascal, Numa. İyi misin bakayım? İyi misin? Sen? İyiyim, sağ ol. Teşekkür ederim. Geçme oğlum. Pascal'ı görünce bizi unutuyorsun ya. Ha? Gel bakayım, abi. Ne haber? Al, al şunu. Geç sen de. Hadi. Koş, koş. Hadi, koş. Ne haber? Merhaba. Merhaba. Sevdin mi arabanı? He Süleyman? Benim arabaya benziyor değil mi? Şevkat abi, Pascal abi çok teşekkür ederim. Çok güzel. Güle güle oyna. Ne demek canım? Yürü. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Anne, sen de ister misin? Çay içireyim mi? Sağ ol kızım. Sonra içiririz. Ah, ah. Her zaman şükretmek lazım. Kocam öldü ama en azından evlatlarım sağ. Hayırlı evlatlarım var. Allah başlasın yenge. Akraba falan yalanmış. Sizden başka kapımı çalan olmadı. Kolu komşu gelip gidiyor ama o kadar. Şu çocukların yüzü daha önce böyle hiç gülmedi. Bir daha gelmeseniz bile inanın size ömür boyu hiç unutmayacağım. Yok canım, olur mu öyle şey? Niye gelmeyelim ya? Daha çok sık görüşeceğiz. Yenge. Ben hastaneyi halledeceğim. Halledeceğiz, halledeceğiz. Her şey hallolacak inşallah. Dur bakalım. Evet, Süleyman Bey. Pastamızı yememişiz. Bak, gardan adamlı pasta getirdik sana. Tut bakayım. Bunu böyle çatalı böyle buradan bak. Tık diye alıyorum. Görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz. İyi bak. Gir hadi, gir içeri. Soğutma, soğutma. Kapat, hadi. Bak, dükkanı mı? Ha yok, bir ayarı bozuk bir arkadaşa ayar vermeye gideceğim de. Adamı görüşürüz. Tamam, tamam. Görüşürüz. İyi bak kendine. Sağ ol. Dikkatli sür ha. Tamam. Bu zevki tatmalı. Kazım'la bana da bir tur yapsana da. Hamama gel, hamama. Tamam. İnsan yalnızken sırtını bile karşılayamıyor. Cuma, iç turizmi canlandırmaya mı karar verdin? Hayırdır, nereye bu turistik gezi böyle? Tatile değil be. Eve dükkana kilidi vurdum. Artık gider oldum buralardan komple. Nasıl yani? Arkadaşlar, senelerdir hep bir arada yaşıyoruz.
birbirimizin kısa şortlu hallerini biliriz be. Aile gibi olduk şunun şurasında. Selo, senin bu camı belki de 99 kere taktım ben be. Niko, şofbenin damlattığı ilk günü hatırlarım ben. Marika abla annem gibidir, Allah uzun ömür versin. Selam söyle kendisine. Üzeyir, senin şu sebze meyve tezgahını kendi ellerimle çaktım çivilerini bilirsin. Kazım, Arşimet Kazım. Amamın duvar çatlağını onardığım gün o yüzündeki tebessümü hala hatırlarım dün gibi. Cilalı, kardeşimsin. Miço, senin cenin zamanlarını hatırlarım be ya. Babam portakalı çok severdi. Hepinizden bir şeyler öğrendim biliyorum. Ama elektriğe çarpılana su verilmeyeceğini de ben öğrettim size nacizane. Damlayan musluğun contasını atmayın. Ders çevirip tekrar takın diyen de benim. Bilirsiniz bu mahalle için sigorta gibi atar kalbim. Ama her şey buraya kadarmış be ya. Bir hata yaptım istemeden. Siz de idam fermanımı imzaladınız be. Tamam. Madem beni istemiyorsunuz, madem yüzümü görmek istemiyorsunuz, ben de çeker giderim buralar. Hayat, hoşça kalın dostlarım, arkadaşlarım, kızanlar, hoşça kalın. Hoşça kalın mahalle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Adam resmen gidiyor ya. İyi düşünür, faniye taşıyamayacağını yük verirsen ya altında ezilir ya da bırakır gider demiş. Kim düşünmüş de demiş lan onu? Ben dedi. Adama hadi, mani oğlum. Cuma. Cuma. Cuma oğlum yapma böyle ya. Gitme bırakma bizi ya. Ya tamam kardeşim affettik seni. Nereye gidiyorsun Cuma'cığım ya? Yok be ya. İstenmediğim yerde kalacak kadar onursuz olmadım hiçbir zaman. Cuma. Ya bu mahallenin sensiz tadı yok. Öyle değil mi? Tabii ya. Oğlum ayrıca ne kadar arıza olsan da sen bu semtin vazgeçilmez elemanısın lan. Harbiden mi be ya? Harbiden lan. Affettiniz mi beni? Ee? Bağrınıza bastınız mı tekrar? Bastık lan. O zaman ben de gitmiyorum be ya. Ama iş vereceğiz yalnız. Vereceğiz mi ya? Vereceğiz mi ya? Aa, sen de gel. Selo can. Var ya. Sağ ol dostlarım. Sensiz tesisat çekildi mi? Allah Allah. Ya bunları alayım kardeşim. Yok yok be. Alırım ben. Alırım sen merak etme. Ya ver ya. Ya ver. Ana bu ne lan? Boştan bu. Boş mu? Boştan bu. Vay uyandı. Demek bize blef yaptın ha? Bütün anlatık palavraydı yani. Yok be ya bir şey olur mu? Peşinden koşalım diye bize dümen mi tutuyorsun lan sen? Ha? Ne yapayım be ya? Ya benim de acımdan öleyim mi? Vallahi sana bir çıkarsam acından ölürsün ha. Buyurun. Ablacığım şu kapıyı bir açabilecek miyim ya? Niçin gelmiştiniz? Ya bir arkadaşa dalıp çıkacağım. Anlayamadım. Ya çok takılmayacağım diyorum. Bir hemen bir hesap sorup çıkacağım. Kulübe üyeliğiniz var mı? Yok. Ya kusura bakmayın kulübe üye olmayanları alamıyoruz. Ah be ablacığım. Benim kısmetime de sen geldin ha. Senden sonraki güvenlik arkadaş erkek miydi? Evet. Söyle ona çok parlıymış. Otoparkta yeri yoktu da. Sen manyak mısın be adam? Bazen. Hele böyle ikili oynayan sahtekarları görünce manyak kere manyak oluyor. Ya sen ne istiyorsun be? Sadakat, dürüstlük, adalet. Var mı sende? Seni ilgilendirmeyen şeylere burnunu sokma Şevkat. Bu elini indir. Oğlum, bu ona emanetse burnumu da sokarım. Arabayı da sokarım. Senin başını da büyük belaya sokarım. Bana bak. Ölmeden önce dövülmesi gereken adamlar listemde en tepedesin oğlum. Eğer bu pisliği temizlemezsen, eğer bu yaptıklarını esine anlatmazsan seninle bizzat ben ilgileneceğim. Anladın mı beni? 24 saatim var oğlum. 24 saat.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.